İşte ilk sorumuz efendim. Dört harfli bir cevap arıyorum. Dört harfli. Maddenin üçüncü halindeki solunum karışımı. Dört harfli. Soluyoruz. Maddenin üçüncü hali. Evet. Yani katı, sıvı. Hava. Hava. 400 puan değerinde. Gayet güzel. Hava anamızdan geldi aklıma. Güzel toparladık. Anaximandros. Felsefe yaradı. Felsefe tarihi. Dört harflidir. Tek bir kelimedir. Asıl anlamı biraz daha farklıdır. Bu metaforik mecazi anlamıdır. Buyurun metaforik Yasin. Nedir? Mecazi siz metafor. Siz ne diyorsunuz? Ha, çünkü ben kızımla anlaşamıyorum. O başka dil konuşuyor, ben başka dil konuşuyorum. Ben yaklaşırım. Tamam. Siz ne doğrultuda istiyorsanız o tarafa doğru yanaşırım. Buyurun gelsin. Gelsin bakalım. Mecazi anlamda minnet altında kalan, nokta nokta kalmak diye de kalıplaşmış bir tabiri vardır. Minnet altında kalmak. Evet, ben sen ona nokta nokta mısın? Sen ona minnet altında... Medyon değil, tabii dört harfli değil. Bir harf alalım mı? Alayım. Buyurun efendim. Alayım. Basmanıza gerek yok. Ne aldık? B harfi. Tabi. Tabi değil. Minnet altında kalan, biraz da metaforik yani, hani mecaz var işin içerisinde. Nokta nokta kalmak diye de kullanılır. Yani bize adam yardım yaptı, bak biz adam... şimdi bu adama nokta nokta kaldık. Aa, dur bir saniye. Borçlu kalmak gibi borçlu bir şey. Borçlu kalmak gibi, bravo. Bir şey. Bravo. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha lütfen. Rezil olmayayım. G harfi. Gebe. Durdurunuz. Desene gebe. De. 200 puan değerinde. Bunun kolayı şu. 9 ay sonra hanımlar, 9 aylık süresi hanımların falan. İşte o ipucunu verirsem arkadakiler biraz hayır, kötü kötü bakar. Hayır diye soruyu öyle hazırlasan diyorum. Bizim hukukçu da var. Ne bizim? Mahkemeye verir diye günahım korkuyorum. Ne? Buyurun gelir, gelsin yenisi. Evet bakalım. Antik taş mezar. Antik taş. Lahit. İşte bu kadar. 500 puan değerinde 1100 yaptık kasayı. Ay. Ne cevhermişim be. Çok dur. İyi gidiyorsunuz. Hadi bakalım maşallah. Yenisi geliyor. Nazar buyurun. Değmesin. Nazar değmesin. Allah muhafaza. Konak, çiftlik gibi yerlerdeki idari işler müdürü. Kahya. Bravo. 500 puan daha. Bravo. Ben de sizi tebrik ediyorum. Kahya'nın ağasında inceltme vardı. Evet efendim, dikkat ediyoruz bütün, o konulara. Bütün biliyorsunuz şeyler, dayılar falan hepsi değişti. Evet, ne yazık ki. Tuğbalar tuba oldu. Tuba oldu. Buyurun geliyor yenisi. Proteinleri sindirmeye yarayan, mide öz suyunda bulunan bir enzim. Şu kıza sorsak şu hemşireye. Özgül Hanım nereden bilir. Nereden bileceğim onu? Bir harf alalım harf efendim. Harf alayım, evet. Harf almadan bilemem. Peptin mi acaba? Neydi efendim? Peptin. Peptin miydi o? Dur. Yoksa bir harf daha alayım. Bir harf daha. Ah, onu biliyorduk. P ile İ arasındaki lazımdı. Hocam yani değiştirebilirsiniz. Pepkin. Yok şey de olmaz. Değil. K de pepkin, değil. Pepkin, peptin, pep. Hocam 1800'lerin sonunda şimdi markasını söyleyemeyeceğim reklam olmasın diye ama bir içecek imal edilmiş. Mideye iyi geliyor diye. Soda mı? Hayır. Yok, kola. Markasını söylemeyeyim de harfi siz oradan bulursunuz bence. Pepin. Olmaz. Pep, aa. Bir harf daha alıyorum. Bir harf daha. Bir harf daha. Ha, bravo. Durduralım. Nedir efendim? Pepsin. Pepsin. 300 puan değerinde. Pepsini biliyorum, pepsini hiç duymadım. Hay Allah. Biraz... Sema abla da söylemedi bana. Benim Sema ablam var. Her şeyi tane... bilir böyle tıbbi konuda uzmanımdır. Bir iki tane harf aldırdı ama şu anda bulunduğunuz nokta 1900 puan. Şu adamı geçecek miyim? Murat Bey'im mi? Murat Bey'im. Bilemiyorum. Anam çok şey böyle şey bakıyor öyle. Performansı ne olacak vallahi bilemiyorum. Felsefeci bakıyor. Evet, muhasebeci de rakamlarla oynaya boza. Hesabı da iyi yapar. Yenisi geliyor. Gelsin. Buyurun gelsin. Hadi bakalım. Evlilik hayatının ilk günleri. Balayı mı? Yani bir tatille taçlandırılır. Neydi efendim? Balayı. Kesinlikle doğru. 600 puan daha. Aa. 7 harfli bir cevabı arıyorsunuz. Yedi şöyle harfli. Soruluyor. Bakalım. Allah'ım beni utandırma. Sağdan soldan konuşma, sohbet etme. Tek kelime. Sağdan soldan konuşma, sohbet etme. Yani ne yapıyoruz? Sağdan soldan konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Muhabbet. Bence bir harf alalım. Mema alayım. Diye bitiyor yine. Basmanıza basmadan, gerek yok. Ha, basmadan. Bir harf istediler. Evet. Neymiş efendim? Lafazan. Mema diye bitiyor. Sağdan soldan konuşma gibi bitiyor. Laf. Bir harf daha alalım. Laflama. Nedir? Laflama 600 puan daha kattı kasaya. Hiç kullanmam. Hiç kullanmam biliyor musunuz? Tahmin ederim. Sadece duyarım. Hiç benim şeyimde yok. Ben mesela izlemek de demem. Biliyor musunuz TRT'de, TRT spikerler, radyoda ne diyorlar? Radyoyu izliyor musunuz? Maalesef eyvahar ben olsun. Dinliyorum. Buyurun yerisi efendim. 7 harfli şöyle sorulur. Bir tür hamam böceği. Bir tür hamam böceği.
Kara Fatma olabilir mi? Asalak. Almanca diye. Kökenli efendim bu Almanca, kelime. Almanca her. Evet. Her mi Frau mu? Frau galiba. Frau. Her. Al bir tür hamamcı. Kara Fatma değil. Asalak derdik bir. Bir harf değil. Alalım. Alalım. Bir harf lütfen. Basmadan alıyoruz. Evet. K harfiyle bitiyor. Evet. Daha çok daha istiyorum. Buyursunlar. Daha çok böyle gemilerde filan görülen hamam böceklerine. Dur bizim. Kırkayak değil. Ama fonetik onun olarak bir benzer. Şey. Bir harf daha istiyorum. Bir tane daha. L harfi. Kakalak. Durdurduk. 400 puanı doğruca kasaya gönderdik. Kakalak. Hocam. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Ne yazık ki süreye karşı da yarıştığımız için biraz hızlı olmamız gerekir. Siz... Onu bilmiyordum. Hocam özür dilerim baştan. Onu bilmiyordum, onu unutmuşum. Ama akan bir süre var gözümüzün önünde. Heyecan beni unutturdu. Eyvallah olsun. Şimdi... Jarnon ne diyor? Burası evdeki gibi değil. Gibi değil. Evet. Şimdi efendim 3500 puan aldınız 7 soruda. İyi mi bu? Çok iyi. Çok sık gördüğümüz bir şey değil. 8900'lere, 9000'lere ulaşabilecek durumdasınız. Maşallah. Fakat, hızlı da cevap. Evet, tamam. Bir dakikadan az süre kaldı. Hızlı bak, olmak lazım. Ama siz enerjimi böyle, neyse. Ne derler hani atletlerin... Sprint. Sprint falan yapmak lazım. Tamam. Bir anda. Yapalım. Buyurun. İnşallah. Hadi bakalım. Allah'ım beni utandırma. Yarabbim. Ne? Yok ki çok sayıda hisse senedinin satışı için tüm yurttaşlara çağrıda bulunulması. Yani... Evet, ne yaparlar? İki kelime. Ben hiç almadım öyle bir harf şey alalım. Alalım. Harf bir alalım. Harf bir harf alalım. Bir tane bir daha. Bir tane daha alalım. Hocam durun. Bulursunuz. Süre bir boşa gitmesin. Bir tane daha. Hocam bulursunuz. Hadi İki bakalım. Kelime. Benim parayla falan işim yok da çok sayıda hisse senedi. Hiç hisse senedi falan da almadım. Bono, borsada oyna. Hırsı eyvah. Yok. Eyvah. Laf. Ne? Laf. Dur, talep dur. Vardır. Bir de efendim. Talep. Arz talep vardır. Arz. Neye arz? Topluma, yurttaşlara. Dur bir dakika. Niye arz? Neye arz? Yurttaşlara arz. Halka. Halka arz. Ay. Yurttaş halka arz. Evet, halka arz etmiyor. Doğru, halka arz. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Buyurun. Size. Cebimde hep taşıyorum. Bu bana her zaman lazım olur. Efendim, not almayı severim. Yolda bir şey görürüm. Aa, hemen yazarım böyle. Çünkü aklıma güvenmiyorum. Görüyor musunuz Devrim Bey? Bak kaç tane kardeş beraber sayalım. Şu arkadaşlara dönsem olur mu? Kamera beni görür mü? Bence bana dönük durun onlar, evet onlar bak, görüyorlar bir, zaten. 2, 3, 4, 5 tane ne var arkadaş? Özgül abla. Beyaz kağıt. Bravo. 5 tane beyaz kağıt. Bakın 5 tane beyaz. Elim boş. Hı-hı. Elim boş. Bu elim? Boş. Bu elim. Kaç tane beyaz kağıt vardı? 5. Kaç tane? 5. 5. 5 miydi 4 müydü? 5 saydım. 5 dedi. Emin misiniz? 5 tane neydi? Beyaz kağıt değil işte bakın. Elimde 5 tane gıcır gıcır Türk iş lira. 5 tane. Bak, gördünüz mü? Bayanlar baylar. 5 tane gıcır gıcır lira. Daha ne olsun? Şimdi ben ilk uzun profesyonel bayağı işimi yaptım. Yapmak Allah. İçin kontrat aldığım zaman İstanbul'da Beyoğlu'nda bir gece kulübü. Hocam çok özür dilerim. Ne lafınızı geldi? Kestim ama sizi etkilemiş olabilir de ben 15 santim yakındım fark etmedim hiçbir şey. Bekleriz ne zaman isterseniz. İnşallah. Karamürsel'e geldiğimde yanınıza geleceğim. Muhakkak bekleriz. Edebiyatta aranızın çok iyi olduğunu biliyorum. Edebiyatçıyım. Edebiyatçısınız. Çok rahat cevaplayacağınız İnşallah. Bir soru var elimde. Bakalım buyurun neymiş. Gelsin. Bakalım çok rahat diyorsunuz da. Roman, hikaye, tiyatro gibi edebiyat türlerinde en önemli kişi. Roman nokta noktası. Roman kahramanı. Kahraman 800 puan verildi. Kahraman. Şimdi kalıplaşmış bir tabir. Evet. Buyurun. Tiyatroda başrol derler de aklım bir anda başrole gitti. Edebiyatta da hani kahraman, roman kahramanı roman. Derler. Oyun güzel kahramanı deriz biz de. Çok güzel toparladınız. Sınırda başrolatmış. Elimde 22 saniye var. Daha doğrusu. 22 saniye. Sizde 22 saniye var, bende 4 soru var. Buyurun gelsin 20 hadi soru. Hadi bakalım. Bismillah. İyi sayılır, kötü denemez, tatmin edici ölçüde iyi anlamlarında kullanılan bir tarif. Kelime. Ha, harf istiyoruz. Harf istiyorum. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane kötü daha. Denemez. Kötü denemez. Ben bunu durduracağım. Durdurun ne olur. Bulursunuz bunu. Çok güzel yaptınız. Bir şey değil. İki kelimeden oluşuyor evet, efendim. Bir sonu değil. Değil. Ama ne değil? Fena değil. Fena değil. 700 puan değerinde. Evet be. Bu niye alkışlamıyor bir adam benim? İşi var şu anda efendim. Çalışıyor. Sen de öyle oturuyorsun. Tam da karşımdasın. Moralim rica ederim yüksektir. Doğru cevaplarla alkışlayınız. Ama yani onun işi var şu anda. Olsun. Boş otururken alkışlasın. Buyurun yeni soru. Heyecanım
Heyecanını azaltmayın Sermet Hocam. Azaltsın heyecanım. Buyurun. Buyurun bakayım 23 saniyenin kaç kaldı? Sağlığı tehlike, hayati tehlike içerecek kadar kaybetmiş olan, sağlığını hayati tehlike içerecek kadar kaybetmiş olan iyileşmesi güç. Bir harf istediler. Hemen istiyorum. Bir tane daha istiyorum. Hocam ne yazık ki süreyi durdurduk. Çünkü 3 saniyemiz kalmıştı, durdurmak zorundaydık. Rahatsızlığı. Efendim hafif geçirmiyorum rahatsızlığı. Ağır. Ağır. Ağır neyim? Ağır hasta. Ağır hasta 8 ısmarlı yerinde. İyi. Kılavuzu karga olanın derler. Benim kılavuzum kartal olduğu için ben maşallahım var. O bakışınızın güzelliği. 3 saniyede 2 soruya cevap vereceğiz. 3 saniyede 2 soruya. Evet eliniz butonun üzerinde dursun. Beni beklemeyin ne olur. Basın. Soruyu gördüğünüz gibi basın. Peki. Buyurun gelsin soru. Doğal bir biçimde. Doğal olarak. Doğal olarak kendiliğinden. Anlamlarında kullanabilir. Bir dakika. Doğal bir biçimde doğal olarak kendiliğinden. Efendim kendiliğinden kafanızı karıştırabilir. Doğal olarak doğal bir biçimde. Tabii. Uzatın onu 10 harfli yapın tabii, bana. Tabii 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 halde. Tabii, tek kelime. Doğuş. Tabiatıyla. Tabiatıyla. 1000 puan değerinde. Bak ben tabiatı... ile bilirdim. Siz tabiatıyla dediniz. Yani ikisi de söyleniyor. İkisi de söyleniyor. Malumunuz. Evet. İşte, ben yaşlı olduğum için eski Osmanlıca artığı bu tabiatıyla oldu. Daha zarif olduğunu kabul etmek durumundayım. Açıkça söyleyeyim ama ister istemez ünlü doğru, uyumuna uyması deniyor. İçin. Evet. Doğru. Son sorudur, son cevaptır. Bu da melez bir tabirdir efendim. Melezden kasıt. Yani anası, fiil babası. Bizden. Fakat ilk kelime Fransızca kökenli. Adapte. Gibi. Evet. Uyarlama değil, adaptasyon. Adam. Buyurun. İki kelime. Adapte olmuş. Hadi bakalım. İpliğini pazara çıkarma deyimiyle yakın anlamlı kullanılan bir tabirdir. İki kelimedir. İlki Fransızca mı? Harf istemiştiniz siz. İstiyorum. İstemişler hem de iki tane istiyorum. İki tane mi? Evet. Tamam efendim. Siz isterseniz vermezsiniz. İki tane. Yani gizli. T'den sonrası mastar. Yani Mek ya da Mak diye bitiyor T'den sonrası. T-Mek. İki kelimeden bir dakika, oluşuyor. Bir dakika, fikir pazarlıkta. Afişe etmek. Hocam sizi tebrik ederim. Aman. Teşekkür ediyorum efendim. Tebrik ederim. Ağabeyiniz. Muhteşemdi. Hakikaten öyleydi. Efendim 8100 puan. Nereye bitirdik. Geldim? Hangi noktadayım? Şu anda birinci sıradasınız. Ay gördünüz mü çocuklar? Evet. Ne varsa eskilerde var.